Merhaba değerli gençler. Bugün Fale Rıfkı Atay tarafından yazılan Zeytin Dağı isimli eseri inceleyeceğiz. Bu eser aynı zamanda 100 temel eser içinde yer almıştır. Zeytin Dağı, hatıra türünde bir eserdir. Tarihten ders alınması için kalem alınmıştır. Konusu 1915-1918 yılları arasında Suriye, Hicaz ve Filistin cephelerinde Türk askerinin ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdur. Kitap adını Kudüs'teki zeytin ağaçlarıyla kaplı tepenin adından alır. Eser Cemal Paşa'nın tanıtılmasıyla başlıyor. Paşa, Suriye, Filistin ve Hicaz cephelerinin kumandanıdır. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenlerindendir. Dolayısıyla söz ve yetki sahibidir. Fahri Rıfkı Atay bu bölgelerde Cemal Paşa'nın yanında bulunmuş, yaşadıklarını, izlenimlerini, görüş ve düşüncelerini gerçekçi gözlemlerle anlatmıştır. Ülkenin durumu hiç de iç açıcı değildir. Aklı başında tüm devlet adamları savaşı bırakmamız gerektiğini düşünür. Ancak Enver kimseyi dinlemez. Onun dinleyebileceği bir tek kişi vardır, Necip Bey. Dolayısıyla Necip Bey'i savaşı bırakma konusunda Enver Paşa'nın yanına gönderirler. Enver Necip Bey'i dinler ve ona şöyle der. Vah Necip Bey, seni de mi zehirlemişler? Bilmiş ol ki ben Allah tarafından Büyük Türkiye Hakanlığı'nı kurmaya vekil edildim. Enver Paşa kendini bu şekilde görmektedir. Necip Bey dönüşünde şöyle der. Bu adam başkumandan olmasa yeri tımarhanedir. Yazar bizim imparatorluk bölümünde Osmanlı Devleti'ni anlatır. Zeytin Dağı'na çıkarak Lut Gölü'ne, Gerek Dağları'na bakar. Filistin, Kızıldeniz, Hicaz bu bölgededir. Önce imparatorluğun bir ferdi olmakla gurur duyar. Ancak günler geçer. Anlar ki imparatorluğun bu bölgesinde ne Türk ne de Türkçe vardır. Kudüs sokaklarında turistler gibi geziyoruz der. Ticaret, kültür, endüstri, her şey Arapların, İngilizlerin, Fransızların, başka milletlerin. Sadece jandarma bizim. Osmanlı Devleti Orta Doğu'da bedava bekçilik yapmaktadır. Türkler Araplaşmaktadır. Türkleşmiş bir Arap görmediğim halde Araplaşmış pek çok Türk gördüm. Örneğin Halep. Büyük oranda Türktü. Bugün Türk kalmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda itibar azınlıklarda olduğundan ve Türk unsuru imtiyazsız olduğundan herhangi bir Müslümanın çocuğu olmak Türk olmaktan faydalıydı. Bu tespitleri yapan yazar bununla ilgili örnekler de veriyor. Arap milliyetçiliği davası güden Şamlı Azimzadeler Konya'dan gelme Kemik Hüseyin'in torunlarıydı. Yine bir Türk olan Abdurrahman Paşa, dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin, Araplaşmış olduğu için ayan azasıydı. Birinci mecliste Eskişehirli bir Türk hocanın Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi vua dediğini bilirsiniz. Bu şuursuzluk devam etseydi Anadolu da Araplaşacaktı. Yazar Kudüs'te bulunduğu zamanlarda bir Arap Yahudi sorunundan da bahseder. Filistin'de yeni kurulan köy ve kasabalar Yahudi esiridir. Arap köylerinde bahçeler harap, insanlar çıplak, gözler hastalıklıdır. Yahudi Filistin'inde ise kasabalar portakal ve incir bahçeleriyle doludur. Osmanlı Devleti'nin buradaki işlevi ücretsiz tarla ve sokak bekçiliğidir. Hicaz çöllerinde Türk askeri perişandır. Asker çekirge yiyerek ve açlık içinde Hz. Muhammed'in ve ailesinin mezarlarını ölümüne savunmaktadır. Arap çöllerinde on binlerce asker çöl kumlarına karışıp yok olmuştur. Filistin, Kudüs, Lübnan, Müslüman, Hristiyan ve Yahudilerin ortak yaşam alanıdır. Müslüman ve Hristiyanlar içinde pek çok mezhep ve grup da vardır. Aslına bakılırsa Müslümanlar da Hristiyanlar da Osmanlı'yı sevmemektedir. Ancak Osmanlı askeri çekilirse Şii Araplar Sünni Arapların baskısı altında kalmaktan korkmaktadır. Aynı şekilde Hristiyan Araplar da Müslüman Araplardan çekinmektedir. Osmanlı burada çatışmaları önleyen bir arabulucu gibidir. Orta Doğu'yu ne sömürmüş ne de vatanlaştırmıştır. Azınlıklara ve güçlü ülkelere hizmet etmektedir. Birinci Dünya Savaşı sona ermek üzeredir ve artık savaşın kaderi belli olmuştur. O günleri şöyle anlatır. Kudüs'ü savunan 20 bin Türk askeri çölde yitip gitmiştir. Bir yığın Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş, uzak Medine içinde çöle yediriyorduk. Artık sadece Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğun bütün hayallerine ve rüyalarına Allah'a ısmarladık. Eşyalarımı ve kağıtlarımı toplayıp bavulumu hazırladım. Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Kumandanım, harap Anadolu topraklarını gördükçe keşke vazifem buralar olsaydı diyor. Eğer kalırsam
Bütün emelim Anadolu için çalışmaktır. İstasyonda bir kadın, gelen geçene benim Ahmet'imi gördünüz mü diyor. Hangi Ahmet'i? 100.000 Ahmet'in hangisini? Yırtık elbisesinden kolunu çıkarıp bu tarafa gitmişti diyor. Ahmet'ini buz mu, kum mu, salgın mı, açlık mı, tifüs mü yedi? Anadolu Ahmet'ini arıyor. Arkadaşım İstanbul'a geldiğimizde Cemal Paşa'ya sordu. Paşam söyler misiniz? Bu savaşa niye girdik? Hazinede para yoktu. Aylık vermek için. Kırtasiye ve maaş imparatorluğunun sonu işte böyle biter. Bu hikayenin bir değeri olmayacaktı. Eğer şu hikayeyi de duymasaydım. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalabilmek için savaşmak ve kazanmak gerekiyordu. Tam o anda da hazine durdu. Mustafa Kemal'e para yok dediler. Maaş vermek için savaşı bırakmak lazımdı. Ama Mustafa Kemal'in kararı özgürlük ve vatandı. Herkes nesi var nesi yoksa %40'ını vatan savunmasına verecek dedi. Sakarya, Dumlupınar, Lozan hepsini böyle dedik. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'na girmeye karşıydı. Akıl adamı olduğu için. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı bırakmayı hiç düşünmedi. Vatan adamı olduğu için. İşte bu kitabın özü. Vatan ve akıl adamı olun. Kitabı okuduktan sonra bu eserden şöyle ana düşünceler çıkarabiliriz. Hayalci devlet adamlarının içi boş ideolojileri ve olmayacak hayalleri bir ulusun gençliğini yok etmekle kalmamış, halkı aç ve susuz, perişan bir halde istilacı devletlerin insafına bırakmıştır. Devletler hayallerle ve gerçek dışı ideolojilerle değil, bilim ve akılla yönetilmelidir. Yakın tarihimizde vatan ve akıl adamı olan lider Atatürk'tür. Amaçsız ve hedefsiz yere ulusunun kanını dökmemiş, ölene kadar tek davası Türkiye'yi kalkındırmak ve güçlendirmek olmuştur. Savaş, açlık, yorgunluk ve askerlerin durumu gerçekçi gözlemlerle anlatılmış, yer yer kişisel yorumlara başvurulmuştur. Yazar gezdiği yerleri betimlemiş, zaman zaman başından geçen olayları öyküleme biçiminde anlatmıştır. Fahri Rıfkı Atay Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşadığı için yer yer Osmanlıca kelimelerin ki biz bunların çoğunu bugün kullanmıyoruz, zaman zaman kullandığı Osmanlıca kelimelerden dolayı bu eserin dil ve anlatımı akıcı değildir.